Bebek görse oğlum şu oyuncakları topla artık ya. Ya bu oyun oynarsın oynarsın diye yani bak biberonla süt içiyorsun burada boş boş oturuyorsun yani oğlum git de şu oyuncaklarını topla yukarı ya. Ya ben baba ya tamam ya toplayacağım söz. Ha telefon çalıyor neyse bakalım arkadaşlar bu arada yani sizler kanalımıza yeni geldiniz abone olmayı bir de açmayı kanalıma bir de açanların ismini okurmak için gördüğünüz bir Sınay Karakoyun Yusuf Ocak oyun delisi Nazmi Mert Duruk Pro Game 42 Tiyer Yunus Pro Demircioğlu Nişil Dostlar TV kanalımıza hoş video beğenmiş arkadaşlar ve arkadaşlar bildirimleri açmış abone olduktan sonra çandan yani neyse abi bir daha çalıyor arkadaşlar alo. Alo kimsiniz ya ses verin hey. Birader birader benim. Lan McFly ne oldu lan çabuk söyle ne oldu. Birader sesin çok değişik geliyor. Ne senin sesin çok değişik geliyor oğlum ya ne oldu. Sesin frekansı geliyor. Birader ben neredeyim biliyor musun. Neredesin hadi söyle. Birader geliyor. Ha kolum atıyorum kolum. Ne kolum atıyorsun ah kapattı. Kapattı bir şey mi geldi başına? Kim bir şey geldi başına? Baba ne oldu ya baba niye üzmüşsün? Oğlum McFly amcanın herhalde bir yere gitmiş ya. Aa konum geldi bir dakika. Ne konumundan bahsediyorsun ben de geleyim mi? Hayır oğlum sen gelmeyeceksin hayır arkadaşlar. Şöyle buz kılıcımı sallanalım şuradan. Bir an önce gidelim yani bakalım ya. Bebek gör sen burada evde takıl tamam mı? Tamam babacım ya bir ihtiyacın olsa ben buradayım okey? Okey diyor bak abi ya adam İngilizceyi bile öğrenmiş ya. Ulan küçücük yaşta İngilizce öğrendi. Neyse arkadaşlar bakalım diyorum yani McFly'in attığı konuma doğru gidelim yavaştan yani ne tarafa attı acaba ya. Abi ne tarafa atmış olabilir arkadaşlar merak ediyorum şu taraflardan bu taraflardan. Evet bu tarafı gösteriyor. Tam bu tarafı gösteriyor şu tarafa gitmemiz lazım bakalım. Yavaştan McFly'in yanına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Umarım kötü bir şey olmamıştır yemin ediyorum ben de çok korkmaya başladım. Çünkü arkadaşlar sesi titriyor telefonunda ya. İnşallah kötü bir şey gelmemiştir başına. Diyorum evet gördüm McFly'i. McFly buradayım kanka. Neredesin? Buradayım bak arkana. Birader içeri baksana içeri. Ne oldu içeride ne oldu bir şey mi gördün? Ya birader ya gördüklerimi yani sen de şahit ol istiyorum. Ya domuzcuk çık sen de şuradan ya dur çık hadi şuradan git bakalım önemli bir şey olduk şöyle. Git lan buradan domuzcuk git hadi git. Bak geliyor arkadaşlar şöyle şey yapalım yani önümüze çıktı artık yani yapacak bir şey yoktu yani yap. Ya birader vallahi gördüklerimi ben şahit oldum yani sen de şahit olmanı istiyorum. Hayır ya hayır kötü bir şey görmedin değil mi bak benle ilgili bir şeyim yoksa. Birader bunu kendin bakman lazım kendin yüzleşmen lazım. Oğlum neyle ilgili benimle yüzleşmem olacak manyak mısın McFly? Ya birader. Ağlıyorum bak gel yemin ediyorum ya içeri gir içeri. Sen gelmeyecek misin? Geleceğim. Tamam geliyor musun benimle birlikte McFly? Geliyorum kanka geliyorum hadi gidelim. Hadi bakalım gel McFly hadi bakalım. Arkadaşlar şu kapıya bakar mısınız ya değişti daha ne bilgi halinde. Birader ya sana bir şey sormak istiyorum da yanlış anlamadan sen girdin mi hiç içeri bir şeyler gördün mü? Ha? Birader bir şey soracağım ben sana ya ben girmedim içeri. Oğlum girmediysen nasıl biliyorsun ya o zaman manyak mısın McFly ya yemin ediyorum abi çocuk kafadan yani şey yapmış arkadaşlar şurada oğlum bak döverim bak sen söyle ne oldu söyle içeride çabuk yüzüme bakma söyle. Ya birader hadi tamam ya kendin yüzleşeceksin bununla birlikte tamam mı kendin yüzleşeceksin bu senin kararın senin kararların kardeşim bu senin kararların sen yüzleşeceksin. Tamamdır bakalım arkadaşlar açıyorum kapıyı hadi bakalım geliyorsun değil mi? Geliyorum birader geliyorum hadi aç kapıyı aç. Ha tamam bakalım şu telefonu sana atıyorum ben tamam mı? Sen alırsın onu. Tamamdır birader alıyorum. Hadi bakalım McFly açıyorum kapıyı. Açtım arkadaşlar. Lan bir dakika sen de girsin. Aa bir dakika bu ben değil mi? McFly bir dakika sen gelme içeri bir dakika. Merhaba İngilizcan merhaba ben senin paralel evrendeki halinim. Ne paralel evrendeki halimsin senin yüzün neden öyle ya buranın ne oldu senin? Maalesef kötü olaylar oldu o anlar oldu İngilizcan. Biri dövdüler beni sevmediler hiçbir zaman sevmediler ve ben bu hale dönüştüm. Ağlama bir dakika sen güçlü olmasın sen Darkus'un bak ben yanındayım arkadaşlar şunlara bakar mısınız ya sen benim nasıl aynı tipimde olabiliyorsun? Ben senin aynı tipte değilim ben senin İngilizcan içindeki düşünceleri her şeyini şu anda biliyorum. Ama senden bir şey söylemem lazım. Buraya geleceğini biliyordum. Çünkü ben buraya sen olduğunken gelmiştim. Bu bir paradoks senin can. Ya nasıl bir paradoks? Sen benim geleceğimi biliyor muydun buraya? Evet ben seni buraya geleceğini biliyordum. Arkadaşın niye bekliyor dışarıda? O da gelsin istiyorsa. McFly gelmek ister misin içeri kanka? Hey McFly burada mısın? Birader gelsem iyi olur ya dışarıda yağmur başladı. Hadi gel bakalım gir sen de içeri gel. Adamla yani telefonu da almayı bırakmış yani. Baksanıza arkadaşlar tam bir manyak ya da McFly ya. Ya birader sensin manyak. Bak diyorum işte bak işte birader bak inanmadın bana kendin dedim sana. Abi vallahi kendimmiş ya yemin ediyorum. Arkadaşlar şuna bakar mısınız ya? Peki sen burada ne zamandan beri varsın ya? Ya aslında söylemesi gerekirse ben burada bayağıdır yaşıyorum yani. Sadece paradoksu temizlememek için buradayım. Temizlemek için yani sen
aslında benim gelmemi kendin bekliyordun. Kendin beni üstüne çekseydin sen varoluşta silinecektin. Evet, bu yüzden sana ihtiyacım var Engincan. Sen bu Darkus'un gizli tünelini buldun ve benimle bir şey konuşmak için geldin. Tamam tamam ya, istiyorsanız siz bir dışarı çıkın ya. Ne dersiniz? Evet evet, McFly istiyorsanız sizin beni evinize götürürsün. Burada birazcık garip olabilirim. Evet evet McFly, hadi kanka siz gidin yani bizim evimize gidin, tamam mı? Tamamdır beyler, hadi Darkus gel. Bir dakika gününüz bu, onlar gitmeye başladı, bakayım gidiyorlar mısın? Hadi gidin McFly, hadi ya hadi. Koşturun lan biraz, koşturun hadi. Tamamdır beyler, gidiyoruz ya. Hadi bakalım gidin arkadaşlar, onlar gidiyor şimdi bizim eve. Arkadaşlar bir dakika, ben bu adama pek fazla güvenmedim yani. Bakar mısınız arkadaşlar şunun evine bakın ya, bildiğiniz zengin birine benziyor. Var ya beni kesin trollüyor arkadaşlar. Bakayım gidiyorlar mı? Evet arkadaşlar gidiyorlar galiba, McFly gitmiş bile. Darkus da gidiyor. Tamamdır arkadaşlar gidiyorlar onlar bizim eve. Şimdi arkadaşlar ben ne yapacağım? Bunun bir evini araştıracağım. Acaba bir şey var mı? Abi telefon var burada. Bir dakika, telefona en son bakarız. Bilgisayar var arkadaşlar. Şöyle bir bakalım bilgisayarın içine. Tamamdır, kötü bir şey yok galiba. Dolap var. Dolapta yemekler var arkadaşlar. Burada abi şüpheli bir şey, hiçbir şey yok mu ya? Vallahi merak ediyorum arkadaşlar ya. Şu kitaplara bakalım. Güzel değişik bir kitap var mı bakalım arkadaşlar. Şuradan kitaplara bakalım yani. Abi inşallah yani iyi birisine benziyordur. Çünkü ben yani birazcık paranoyak oldum arkadaşlar. En son yani hep güvendiğim kişiler şey yapıyor derken, bir dakika orada bir kitap gördüm. Abi bir dakika, burada hayır kitap var. Evet arkadaşlar şu telefonu şuraya dışarı bırakalım bir. Tamamdır arkadaşlar şu telefonu dışarıda bıraktık. Abi şuraya nereye koyabiliriz bunu ya? Nereye koyalım? Dolaba koyalım arkadaşlar, tamam. Dolaba koyalım. Şimdi arkadaşlar bakalım şunun bir telefonunu açalım. Telefonunda neler varmış ya acaba? Oturalım bakalım arkadaşlar bir saniye. Bunlar ne telefonla ne konuşmuş acaba? Şu telefonuna bakıyorum arkadaşlar. Evet ben Darkus. Bu ses kaydını 23 Temmuz 2011'de alıyordum. Geleceğimle ilgili ve geçmişimle ilgili olan sıkıntılardan dolayı bu paradoksu kapatmaya geldim. Ne? Ne diyor lan bu arkadaşlar? Bir dakika, ses kaydını durdurdum arkadaşlar. Bu paradoksu geçmişinde bir şeyim dedi. 2011'de arkadaşlar 7 senedir buradaymış ya. Bir dakika, ben burada da arkadaşlar bir ay falan oldu oturmaya başladım. Demek ki arkadaşlar bu benim geçmişimden geliyor yani ya. Geçmişimden kötü birisi olmalı. Bir saniye. Devam edelim bakalım arkadaşlar dinlemeye. Şöyle başlattım evet arkadaşlar. Evet o yüzden yani bütün Darkus'ları biriktiriyorum. Onların ruhu benim geleceğim olacak. Abi bir dakika ya, ne diyor arkadaşlar bu ya? Bir dakika dinlemeye devam edelim arkadaşlar. Dur şöyle dinlemeye devam edelim. Bu gizli geçitte, gizli tünelde ben bir Darkus'lara özel bir yer yaptım. Orada bütün Darkus'ları tutuyorum ve onları öldüreceğim. Abi bir dakika, nerede olabilir? Bir dakika, evde gizli geçit var. Evet arkadaşlar şuralarda bir yerlerde gizli geçit olmalı. Abi nerede şu gizli geçit? Bakalım arkadaşlar şu. Abi bir dakika, sağ tıklıyorum her yere ama bakalım akşam buralarda bir gizli geçit var mı derken, abi bir dakika gizli geçit bulduk, yemin ediyorum gizli geçitleri bulduk arkadaşlar, şuna bakar mısınız ya? Abi bir dakika, şurada merdivenler falan var arkadaşlar, bir dakika bakacağım yani. Abi ya adam bildiğin yani beni öldürmek istiyormuş lan, göstereceğim lan sana, gitmişler arkadaşlar ya, öldürmek istiyorum sana, göstereceğim var ya, kötü Darkus arkadaşlar, kötü Darkus'un gizli tüneli ya. Abi durun bakalım arkadaşlar, şunu da şöyle şeye koyalım yani, nereye bu bizimle ilgili bir şey mi? Abi bir dakika, sonunda yeni bir evrene geldim. Bu evrendeki Darkus'ları öldürüp daha da güçlü olacağım. Şu anlık bir tanesini buldum. Diğerlerin yanına atacağım. Demek ki bu kitap da oydu. Okumamıştı kitabı. Abi. Abi kötü Darkus mu? Bir dakika, kötü Darkus. Arkadaşlar kötü Darkus'muş ya. Abi ben böyle bir şey nasıl olabilirim ya? Abi bir dakika, şu gizli geçitte inmek istiyorum yani. Bakalım arkadaşlar. Şöyle inelim yani aşağı doğru yavaş yavaş. Bir dakika arkadaşlar bakalım. Bir dakika arkadaşlar. Abi bir dakika. Lan bunlar Darkus'lar. Bunlar ben. Engin Can. Merhaba, biz de Darkus'uz. Abi bir dakika, burada yine ne oldu peki? Arkadaşımız öldü. Hayır ya. Oh, bir dakika, bunlar ne? İşte bunlarla insanları öldürüyor. O kötü Darkus. Seni de buraya attı. Hayır, onları ben bir yere yolladım. Ben burayı bir an yanlışlıkla yani şans eseri buldum burada olduğunuzu. Lütfen bizi çıkar. Tamam çıkıyorum. Gelin demirleri kırıyorum arkadaşlar. Bir dakika, şurayı da açabiliyor muyuz? Evet anahtarlar varmış arkadaşlar. Şöyle açalım bakalım. Şöyle açıyorum arkadaşlar. Açtım, tamamdır. Gelin oradan çıkın ya da ben size demirleri kırayım yani şöyle. Peki siz nasıl gelmeyi başardınız buraya ya? Bizi de attı buraya. Kandırdık. Biz de burada kalıyorduk, buradaki evde. Siz de buradaki evde kalıyordunuz arkadaşlar. Demek ki her şey planlamış bu. Kötü Darkus arkadaşlar çok yani kötü birisiymiş ya. Evet ya, gerçekten öyle birisi. Bu arada bizim sesimiz öyle ağlamaktan dolayı oldu. Çıkardık, yalvardık, bizi çıkarmadı. O görünen silahlarla ise adamları öldürüyor. Yani bizi öldürüyordu. Bir tanemizi infaz etti yani gördüğün gibi. Ay şuna bakın ya. Abi ya bu nasıl olabilir ya? Nasıl olabilir ya? Darkus oğlum ölme. Ölme Darkus, kalk. Kalk. Tuzak. Ölme ya. Şimdi onlarla gideceğim ve o kötü Darkus'u öldüreceğim. Şöyle anahtarı şey yapayım. Şunların hepsini alacağım. Hepsiyle birlikte o kötü Darkus'u öldürmeye gidiyorum. Siz de buradan çıkın, tamam mı? Tamam. Hani öldürmeye git. İntikamımızı al. Çünkü biz Darkus'uz. Evet biz Darkus'uz. Hadi bakalım çıkıyorum şimdi. O kötü Darkus'tan intikam alacağım. Ne oldu bu kadar geçmişsin sen herhalde? Anlamıyorum. Ne yaptılar? Bunun nedeni? Bunun suçu ne ya? Beni neden öldürmek istiyor? Ben ne yaptım?
Adam yönüne de neyse dinledim. Birbirimizi bulduk. Bu bildiğim bana düzenlenmiş bir suikast. Ama ben bunun intikamını onun yanına bırakmayacağım. Bunun intikamını alacağım. Onun yanına gideceğim ve bunun her şeyinin intikamını alacağım. Beni öldürmeye gelmiş.